uzak sanırdım. Düşlerimle yandım sonra, sevdalarımla kavruldum. Düşlerimin peşi sıra, kendimi yollara vurdum. Kanat takıp uçurur da bu düşler, uyandırır en tatlı yerinde. Gün ortasında, sabah seherinde hatırlanır yeniden. Kanat takıp uçurur da bu düşler, uyandırır en tatlı yerinde. Gün ortasında, sabah seherinde hatırlanır yeniden. Yatak döşek yatırır da bu sevda, uyandırır en tatlı yerinde. Gün ortasında, sabah seherinde hatırlanır yeniden. Bize söylemediğin başka bir şey var mı Mahmut? Hepsi bu. Onu el kaldırmak büyük suç. O haklı. Bizler kötüyüz. Hepimiz yanlışız. Bir tek o doğru. Gelmeyecek. Hiç gelmeyecek bu eve. Öyle mi baba? Üstüne çok vardınızsa. Çekindiği, korktuğu bir şey yok ki abla. Güvenmediğiniz için oldu bu. Kız yalan söylememiş ki, arkadaşlarının yanında buldunuz işte. Neyse ki yeri belli oldu. Öyle değil mi Mahmut? Yok enişte. Burası Dingöl Naharı mı? İstediğinde kapıyı çekip gidecek. Sonra bir de üstüne geliyor insanın. Hep orada mı kalacak şimdi? Ne yaptık da böyle oldu? Neyi yanlış yaptık? Ya, yüzümüzü bile görmek istemiyorum. Hem de hiçbirimizin. Öylesine söylemiştir. Sözünü sakınmaz bilirsin. Ufak tefek beyaz yalanlar her ailede olur. Ama Bilge'nin gizli kapaklı bir şey yaptığını gördün mü? Görmedim Mahmut. Bak, söylediğinde haklı çıktı. Saygısızlığı var ama. Gençler, tam deli zamanı. Ne yapsak, ne yapsak, nasıl bir yol izlesek? Hepimizi birden karşısında buldu. Ben halledeceğim bu işi. Anne? Ne oluyor Nurten? Gidip alacağım kızımı. Otur Nurten, bir yararı yok. Çok öfkeli yenge. Üzülürsün boşu boşuna. Biraz beklemek lazım. Şimdi olmaz. Öyleyse yarın. Yarın mutlaka gideceğim. Tamam. Bizimkiler anlayışlıdır. Ama doğrusu bu kadarını benim babam bile kaldıramazdı. Beni pencereden filan atardı. Benimkiler önce parçalar sonra atardı. Ne demek istiyorsunuz? Biraz ileri gitmedin mi? Biraz mı? Oo, ağzına geleni söyledin. Ne diyorsun sen? Yani çok cesursun. Bizim ailenin erkekleri başka yandaşlar da kazandı anlaşılan. Saçmalama Bilge. Açıkçası senden korkulur kızım. Siz nereden bileceksiniz ki? O evde ne savaşlar verdiğimi, başkaları için çok normal sayılan pek çok şey için ne mücadeleler ettiğimi. Hayır, yani babanı çok sert anlatmıştın. O kadar da değilmiş. Öyle olmasa senin o tavrından sonra çok daha farklı davranabilirdi. Bilmiyorsun ki Aydan. Hatalılar da ondan. Bal gibi de biliyorlar. Kendilerine bile itiraf edemiyorlar. Benim için bittiler artık. Hepsi bitti. Bir daha hiçbirinin yüzünü bile görmeyeceğim. Hoş geldiniz Monise Hanım. Ah Monise Hanım. Buyurun geçin. Yok girmeyeyim. Kızlar neler oluyor? Komşular şikayete geldi. Şikayet mi? Eve tuhaf tuhaf kişiler alıyormuşsunuz. Evde bağırışmalar olmuş. Gürültü ayyuka çıkmış kızım. Ne demek bu? Yok öyle bir şey Munise Hanım. Yok kızım. Gözleriyle görmüşler. 3 tane adam. Kim bunlar? Ha onlar mı? Onlar arkadaşımızın babası, amcası filan. Arkadaş mı? Dershaneden bir arkadaşımız burada kalıyor. Adı Bilge. Sizde mi kalacak? Yok. Yani bir süre için. Şunu açıkça söyleyeyim bakayım. Biraz zor durumda. Bir süre bizde kalması gerek. Gidecek başka yeri yok. İzin aldınız mı benden? Almadınız. Ama çok zor durumda.
Her zor durumda olan gelse eve mi alacaksınız? Olmaz. Burası aile apartmanı kızım. Öyle şey olmaz. Bugün bu, yarın öbürü. Hem gelir gelmez olay çıkmış, baksanıza. Bir daha olmaz. Ben anlamam. Buna müsamaha beklemeyin benden. Aileleriniz garanti verdi. Yoksa bekara asla ev vermiyordum. Olmaz çocuğum. Yabancı istemiyorum demiştiniz. Üstelik ortalık ayağa kalkmış. Sizden bir şikayetim yok ama arkadaşınızı gönderin. Yok, eğer kabul etmiyorsanız o zaman hep birlikte gidip başka ev tutarsınız. Ben kabul edemem. Öyle kötü oldum ki. Öyle şey gibi kaldık ortada. Hiçbirimizi iplemedi anlayacağın. Bu kuvveti nereden alıyor anlamıyorum. Çok ağır konuştu, çok. Yani bu bir kız falan değil. Nasıl desem, kuyu gibi bir bela yani. Çok isteseydim yapardım diyor. İsteseymiş o herifle evde tutarmış. O zaman göğsünü gere gere de söylermiş. Ya inanabiliyor musun böyle bir şeye ya? Öyle bir yanı var, kararlı. Yapar mı yapar. Vallahi bravo babama. İyi sabretti. Ne demek iyi sabretti Çetin? Ne yapacaktı? Saçından sürükleyip eve mi götürecekti? Doğru söyledi diye siz de saldırın kıza. Heh, sen de koru. Üzülmüşsün sen. Saklama Çetin. Babam ektiklerini biçiyor. Kızın üstüne her zaman çok gitti. Daha önce de söyleyecektim ama çok öfkeliydiniz hepiniz. Huzur ortamı bitti, iyi mi oldu? Savaş yeniden başladı. Hem de her cephede. Ya sen de her gün düğmesini dikiyorsun şu çocuğun. Okula mı gidiyor, savaşa mı canım? Bak, bak saatlerde civcivcuk. Hiç ders çalıştı mı bugün? Çalışıyor canım. Hiç suçlu aramasınlar Safiye. Kızın canını okudular. Anlamaya çalışmadılar hiç. Erkek arkadaş olmaz onlara göre. Yanında bir erkek gördüler mi oldu sanki. Zihniyetlerini değiştirmezlerse ne huzur olur ne de aile. Orası doğru. Ailede kimse birbirine güvenmiyor. Bilge her zaman doğruyu söyledi. Ne oldu? Mükafatı bu oldu o abla. Haklısın. Ben bile inanmadım. Şimdi çok utanıyorum. Bir daha hiçbirimizin yüzünü görmek istemiyormuş işte. Kusura bakma Safiye ama sizin ailenin bu namus bekçiliği varken ne huzur olur ne de insanlar o evde oturur. Hepsi sonunda yapayalnız kalacak. Beni tanıdığınıza pişman oldunuz değil mi? Bir sürü dert açtım başınıza. Saçmalama Bilge. Birkaç gün sonra unutulur gider. Ben burada kalamam artık. Yani kalmamam gerek. Ne demek kalamam? Munisa Hanım'a pabuç bırakacak değiliz. Konuşur konuşur susar. Sadece o değil. Bizimkiler evi öğrendi. Yerimi bilmelerini hiç istemiyorum. Bir kez öğrendiler mi bir daha rahat bırakmazlar artık. Yarın diğer abim gelir. Ondan sonra babam. Bu kez kafasını toplar, elinde kızılcık sopasıyla gelir. Ben alışkınım. Ama sınav arifesinde sizleri de strese sokamam. Aldırma, bize bir şeycik olmaz. Ev sahibini duydum. Çok ciddi konuştu. Ben yarın gidiyorum kızlar. Kesin gidemezsin. Bırakmayız. Gitmek zorundayım. Yani ayırt etmemek lazım ama bilirsin en çok o cadıyı severim ben. İçim gitti. El kapılarında. Sığıntı gibi. Yok. Bilge iyi şeylere layık bir kız. Bunları hak etmedi Gülten. İster miydi evden gitmeyi? Gene aileye en tutkun odur değil mi Sami? Acıyorum. Parmak kadar çocuk ayol. Hayatını kazanacak. Okuyacak. Aile yok. Seveni yok. Yok, yok. Olmaz öyle şey. Sami. Sami, ben mi gidip konuşsam? Mantıklıdır Bilge. Beni kırmaz ha? Bir yararı olmaz Gülten. Boşuna. Belki annesi ikna eder. Nurten kendini toplasın. Yarın gider, onu bulur, alır, getirir evine. Ha? Nurten Mahmut'u dize getirdiyse başta Bilge'nin payı var. Ama ne oldu? En güvendiği annesiydi. Omuzum dayadığı destekle çekiliverdi. Kağıttan kule gibi. Yıkılmaz mı insan? Kaçıp gittiyse ayakta durabilmek içindir. Şimdi direniyor. Yıkılmamak için direniyor. Ama nereye kadar? Nereye kadar? Bakma sen cesur göründüğüne. Küçükken karanlıktan nasıl da korkardı. Hatırladın mı Gülten?
Yatakların altında birileri saklanıyor sanırdı. Bir kere Mahmut'la Nurten evde bir başına bırakıp onu sinemaya gitmişler. Bana anlattı. O geceden beri karanlıktan korktuğunu söyledi. Şimdi ne yapıyor ki zavallım? Tamam, çok tamam, güzel tamam. Olmuş. Şunu da versene. Buyurun. Nenenenem, sahanda yumurta. Aydan Hanım'ın meşhur spesiyalitesi. Üçü de dağılmamış. Annem bile yapamıyor. Safiye her gün yapıyor. Bu son kahvaltımız. Yani senle. Kaç şeker? Ben alırım. İki idi, tamam. Bugün kalıyorsun. Bir iki gün etrafa bakınırız. Pansiyonlar olduğunu duydum. Bir yer ayarlarız hiç olmazsa. Ben ilanlardan bulalım diyorum. Bugün dershaneye ekeriz, olur biter. Ben halledeceğim, siz merak etmeyin dedim ya. Bir başına zor olur. Kesin kesin olmaz. Beraber bakacağız. Üç kolu ayrılırız. Akşama kadar taban teptik mi bu iş tamam. Hayır diyorum ya kızlar. Ne gerek var? Ben halledeceğim. Hazırım İstanbul. Benim ata demeyeceksin. Öf, cenaze evi gibi oldu burası ya. İyi ki de gidiyoruz. Zaten bıkmıştım sizden. Bir gecelik bir şeydiniz işte. Bitti. Aa, yeter ama ya. Bana bakın. Bir temel fıkrası anlatırım şimdi size. Hem de Hıncal abinizle. Aman aman kalsın. Bana bak. Sanat eseri değil ama yeşil yumurtayı. Sana kıyak yaptık herhalde. Benim de bir evim olacak. Göreceksiniz. Bilge. Tek başına olmaz. Yapma şunu. Bir yol buluruz beraber. Tek başıma olacak. Hem de çok güzel olacak. Hatta benim eve yerleşir, şu Mahmure miydi, Munise miydi neydi, o ev sahibinizden de kurtulmuş olursunuz. Ayrıca ben eve erkek gelmesine de karışmam. Ama baba, ne zaman yalan söyledi ki? Hem öyle bir şey olsa ilk bana söylerdi. Bundan eminim hiç değilse. Oğlan ne dedi? Duymadı mı yenge? Sen duymadın mı Safiye? Anlaşmışlar, işi bitirmişler. İmam nikahıyla mı oturacaktı yani? Olacaktı. O kadar da değil Bekir. Benim kızım yalan söylemez. Öyle değil dediyse inanmak lazım. Ben çok iyi biliyorum, kızımı tanıyorum. Ne düşüneceğimi şaşırdım. Neye inanacağımı da. Herhalde hiçbir şeyin adını koymamak lazım. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Anası babası sizsiniz. Bu şartlar altında eve dönmesi imkansız zaten. Nasıl yani? Bu büyük bir hayal kırıklığı baba, anlamanız lazım. Sen de amca. O kadar emin olma Safiye. Korkusuna tehlikeyi göze alıp pencere dışına saklanmış. Oradan bir düşse gittiydi. Hem zaten olaylar büyür diye oğlanın yanına gitmedi bile. Yapma amca, o kadar da değil yani. O zibidiyi az bile dövdüm. Asıl suçlu o. Allah'ın cezası. Kızı babaya düşman etti. Safiye haklı Bekir. O kadar kuşkucu olma. Yanlış kişiye inandık hepimiz. Nasıl yaralanmıştır şimdi? Bunu tamir etmek kolay değil Mahmut. Kız bizim kızımız. Asıl bela o olan yenge. Bir tarafını kıracaktım ki. Sen dur Safiye, ben bakarım. Ne işin var burada? Çek git buradan. Ailesiyle konuşmam lazım. Ailesi benim. Yürü. Anne ve babası demek istedim. Yürü dedim sana. Anlatamadık galiba. Bela mısın nesin? Kimse seni görmek istemiyor. Ne istiyorsun bu aileden ha? Sadece konuşmak. Konuşabilir miyiz? Lütfen birkaç dakika, çok önemli. Uzattın ama. Bilge ile ilgili. Lütfen, çok önemli. Konuşacak bir şey yok, hadi oğlum. Bizim derdimiz bize yeter. Bir sorun varsa konuşacak şey de var demektir. Sorun Bilge, kızınız.
Neden engel oluyorsunuz? Neden açıklamama izin vermiyorsunuz? Lütfen diyorum. Lütfen. Beni birkaç dakika dinleyin. Çok önemli. Mahmut, Bekir, müsaade edin. Elbette konuşacaksın. Gel içeri. Sana yedek çorap vereceğim. Sağ ol. Bunu al. Sıcacık tutar. İş görüşmeleri var. Bütün giysilerim evde kaldı. Allah kahretsin. O zaman sana düzgün bir şeyler gerek. Yani bizde ne kadar düzgün giysi varsa. Tamam. Bu harika. Sağ ol. Sonra iade ederim, tamam mı? Saçmalama. İşe kabul edilirsen mutlaka haber veririz. Tamam. Zaten beni terk etmişti. Silmişti. Büyük bir hata yaptım. Affedilmeyecek bir şey. Hiç düşünmeden o an bırakıp gitti. Beni bir daha görmek istemediğini söyledi. Dayanamadım. Kendimi engelleyemedim. Buraya kadar nasıl geldiğimi bile hatırlamıyorum. O gece yaptığım büyük terbiyesizlikti. Hepinizden özür diliyorum. Bir yararı yok ama özür diliyorum. Zaten beni istemedi. Birlikte oturma teklifime de karşı çıktı. Hiç istemedi. Yani biz birlikte değiliz. Ne yazık ki değiliz. Ben onu çok merak ediyorum. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Bunları anlatmak için mi geldin buraya oğlum? Şu anda arkadaşlarında oğlum. Merak etme. Odayı hak ettim belki ama Bilge bunları hak etmemişti. Yalansız dolansız olduğu gibi biri o. Ben onu bu yüzden sevdim. Dilerim her şey yoluna girer. Nasıl inanmadım ona? Nasıl yaptın bunu kardeşime? Kızımı hemen görmem lazım. Beni ona götür Mahmut. Ben de geleceğim anne. Gideceğim, tutacağım onu kolundan evine getireceğim. Zorla da olsa getireceğim, bırakmayacağım. Canım benim ya. Neredesin mühür gözlüm? Mühür gözlüm seni elden. Mühür gözlüm seni elden. Sakınırım, kıskanırım. Çık ortaya be gülüm be. Sensiz olmuyor ya. Üzdüler seni değil mi? Canım sevgilim benim. Ne yorgunsundur kim bilir. Ne acılar çektin de kaçıp gittin. Ama kollarımda dinleneceksin. Başın göğsümde. Çok sürmeden hepsini unutturacağım sana. Bir dakika kardeş. Mahmut Beyler'den çıktınız değil mi? Evet. Gelişiniz Bilge ile mi ilgili? Siz kimsiniz? Soruyu ben sorarım hanım evladım. Ben de siz kimsiniz dedim. Aslanım, burada soruları ben sorarım. Bilge nerede? Evde mi şimdi? Evde yok. Akrabası falan mısın? Kes! Asıl sen kimsin? Senin ne işin var burada ha? Arkadaşıyım ama size ne bundan? Ne diyorsun lan sen? Oh! Ne oluyor ya? Bir daha adam gibi cevap ver. Tamam mı? Hüdük oğlu hüdük. Bak, bu senin için bir imtihandı delikanlı. Bu defa çaktın. Bir daha adımını atarken dikkatli ol. Adamı ben. Neyin var Oya abla? Hiç uğramaz oldun. Bildiğin gibi değil. Her şey berbat. Tahmin ediyorum. Anlaşılıyor. Nedir sorun? Düzelmeyen her şey. Her şey sorun. Her şey bitti Zeliha. Ne demek bitti? Ne olacak peki? Bilmiyorum. Biz araya girsek? Yararı yok. Bitti gitti. Her şey pamuk ipliğine bağlıymış meğer. Metin artık başka biri oldu. Aslında ben de. Yani ikimiz de bıktık artık. Olmuyor Zeliha. Yapamıyoruz. Biz boşanmaya karar verdik Seliş. Nereden çıktı bu abi? Ne demek boşanıyoruz ya? Allah Allah, şaka gibi ha. Bunun şakası olmaz Çetin. Yok, yapamazsınız abi. Yani olmaz bu. Bitti Çetin, sevgi bitti. Böyle yaşanmıyor. Her gün eziyet, rezalet. Her şeyin bir sonu oluyor hayatta. Bizimki de sonuna geldi işte. Oya yenge mi istedi?
Ortak karar. Bu kadar eminsiniz ha? Böylesi ikimiz için de daha iyi çıkın. En doğrusu. Merhabalar. Merhaba. Ne oldu Çetin? Bir gelişme var mı? He? Yani kız kardeşim. Ha, Bilge bulundu abi. Ya neredeymiş? Kız arkadaşlarındaymış. İyi. Yani başına bir şey gelmedi ya. Sağ salim değil mi? Hı hı. Önemli olan da bu. Hadi gözümüz aydın. Hep kız arkadaşındaymış baksana. Biraz kısar mısınız şu radyoyu? Görüşürüz nasılsa. Paran var mı? İdare eder. Yalan söyleme. Var dedim ya. Bunu alıyorsun, itiraz yok. İstemiyorum, zorla mı? Üf, sıktın ama. Canım, mesela bayrammış. Sen de bize el öpmeye gelmişsin. Tamam. O zaman borç kabul ediyorum, tamam mı? Tamam, öyle olsun bakalım. Görüşürüz. Bu daire. Merhaba kızım. Buyurun teyze. Bilge içeride mi? Kızım burada değil mi? Biraz önce gitti. Gitti mi? Ne zaman döner? Dershaneye mi gitti? Sanmıyorum. Ya nereye gitti? Durduramadık. Ne demek durduramadık? Gelecek değil mi? Buradan temelli ayrıldı. Bir daha gelmeyecek. Temelli mi? Ne demek bu? Nereye gitti? Bilmiyoruz. Kendisi de bilmiyor aslında. Yo yo. Olamaz. Israr ettik. Dinletemedik. Yani korkuyoruz aslında. Gidebileceği bir yer de yok. Çok ısrar ettik. Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Kimsesi yok. Bizden başka arkadaşı da yok. Orada mı kalacak yani? Kızgınlığı geçip gider değil mi Bekir abi? Sanmam Sabahattin. Mesele bildiğin gibi değil. Bir de biz gidelim Çetin. Belki ikna ederiz. Ha Gülsün? Ben gitmem abi. Ağzımın payını aldım. Bilginin kimseyi taktığı yok. Babamı bile iplemedikten sonra. Ya abilerisiniz. Gidelim üçümüz. Konuşalım. Neyse sorunlu yardımcı olalım. Yazıktır yani. Hadi be Çetin. Yapmayın böyle ya. Gidip konuşalım beraber. O da bu vatanın değerli bir evladı. İlgilenmek lazım. Kes sesini Sabahattin. Sana mı kaldı Bilge'yi düşünmek? Ailesi var. Her şeyin bir adabı var ya. Metin. Haksız mıyım amca? Ben bir büroya gideyim. Arayan marayan olur da boş kalmasın. Geç kaldım. Geç kaldım. Gitti. Ne yaptım ben? Bulur muyuz Mahmut? Kızımı bulacaksın bana değil mi Mahmut? Söylesene Mahmut. Bir bilimizse. Yok ki. Gidecek bir yeri yok. Gidecek hiçbir yeri yok. Belki bir daha hiç göremeyeceğiz onu. Sus Safiye. Hiç yok. Kalacak yeri yok. Güvenecek hiç kimsesi yok. Allah kahretsin. Bilmiyor. Ne bilsin çocuk. Sokakların insanı yutacağından haberi yok. Gidelim. Daha önce de aramıştım ben. Bugün mü? Peki adresi alabilir miyim? Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Dükkanın işi de kaldı. Ne dükkanı bırak Allah aşkına. İyi de baba nerede bu kız? Bilmiyorum. Hiçbir şey de düşünemiyorum artık. Bu daha da kötü abi. Hiç olmasa yeri belliydi. Şimdi o da yok. Bir çözüm bulunur.
Hallolur Mahmut abi. Gerekirse sokak sokak ararız. Tek başına başaracağını söylemiş. Arkadaşlarını da dinlememiş. Çekip gitmiş. Neyi başaracak? Nasıl yapacak? Dünyadan haberi yok. Mahalleden çıkmamış bir kız. Boş hayaller. Peki ne olacak şimdi abi? Kurt kapanında bir kuzu. Yapamaz, başaramaz. Umutsuzluktan başka kazancı olmaz. Parası var mı acaba? Satış kadromuz tamamlandı aslında. Ama telefonda öyle söylememiştiniz. İkna yeteneğiniz var mı? Sigortacılık göründüğü gibi değil. Müşteriyi siz buluyorsunuz. Siz ona gidiyorsunuz. Yapabilecek misiniz? Yapmak istiyorum. O zaman bir deneyelim sizi. Peki ne kadar? Yani maaş. Başlangıç için 30 milyon. 30 milyon mu? Çok az değil mi? Bulduğunuz müşteri sayısına göre prim var. Çalışacaksınız, kazanacaksınız. İlanda dolgun ücret demiştiniz de... bununla yaşanır mı? Sokağa sen bana sor. Neler çekti? Ah, biraz konuşsaydım. Nasıl bir şey olduğunu bir anlatsaydım. Hepsi benim suçum. Yapma Safiye. Öyle öyle biliyorum. Hiç olmazsa ben inandığımı söyleyebilseydi. Ablasını yanında bulsaydı. Bunu bile esirgedim onu. Hepsi benim suçum Zülk. Yok. Kendini suçlu hissetme. Tokadı da mı sen attın Safiye? Annem nerede? Okula gitti. Mecbur ne yapsın? Aslında ayakta bile duracak hali yok. Sen de harap oldun. Hadi gidiyoruz. Seni bir yere götüreceğim. Açılırsın. Nereye? Maça. Ne? Şevki abinin takımının maçı var bugün. Hadi gidiyoruz. Zülkü, önce bir doktora uğrayalım. Ne doktoru? Ruh doktoru. O ne o? Senin iyice bir muayene olman lazım. Ya benim kardeşim kaybolmuş, sen maça gitmekten söz ediyorsun. Nasıl düşünebilirsin böyle bir şey Zülkü? Ama Safiye, bağırırsın, açılırsın. Hiç utanmıyorsun değil mi? Aşk olsun. Yani bunu beklemezdim senden. İnan Bilge de beklemezdim. Teessüf ederim Zülkü. Ben seni düşündüm Safiye. Ücret politikamız böyle. Gereksinimlerini gideremeyen insan verimli çalışamaz. Çok haklısınız. Ancak bu parayı hak etmek şart. Elbette. Siz hiç merak etmeyin. Ben bundan önce bir markette ürün pazarlıyordum. Müşteriyle ilişkilerim yönünden ödül bile almıştım. Bu iyi işte. Bizim beklediğimiz de bu zaten. Sizinle anlaşabileceğiz sanırım. Yabancı diliniz var mı? Orta düzeyde İngilizce. Ya. Yani lise düzeyinde. İyi derecede İngilizce şart. Bilgisayar kullanmayı biliyorsunuz değil mi? Yani hayır. O da yok demek. Üzüldüm. Bize uygun görünüyordunuz. Yani? Bilgisayar ve İngilizce ön koşullu. Bunlar olmadan iş bulmanız zor. Bizim içinse imkansız. Peki, yine de teşekkür ederim. Alo. Bir dakika uyuyayım. Abi. Oya mı? Oya? Ne oldu, bir şey yok ya? Ben avukatın yanındayım Metin. Boşanma işlemleri için birlikte halletmemiz daha iyi olur diye düşündüm. Sen de gelsen iyi olur. Anladım Oya. Şu an uygun değil. Biraz ertelesek? Bir karar verdik Metin. Biraz zaman ayıracaksın, o kadar. Ne demek gelemem? Gelemiyorsan ben açarım davayı. Ama beraber açmamız daha iyi olurmuş. Yani bir an önce bitmesi için. Peki öyle, tamam. Anladım. Geliyorum. Bir an önce olması daha iyi tabii. Haklısın. Ne oldu Metin? Yok bir şey baba. Dışarıda biraz işim var. Fazla oyalanmam. Hocam bunlar sizin. Kız takımından erkek takımına moral desteği hocam. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Takıma alındığına sevindim. Üçlük atışların iyi. Takım için iyi avantaj. En az 3 tane üçlük atacağım. İzle göreceksin. Bu maçı mutlaka kazanacağız. Kazanamazsınız. O zaman hamburgerler benden. Kazanırsanız da benden. Erdem nerede? Nerede bu oğlan? Bir aksilik olmasın? Ne aksiliği? Ya onun heyecandan midesi bulanır. Bak şimdi gördün mü ya?
Dur bakalım, bir bekleyelim. Telaşlanma hemen öyle. Oğlan ama maçı unutturdun ya. Hoppala. Ateş bacayı sarmış kızım. Ne diyorsun sen ya? Hadi, hadi. Ne o bakışmalar filan? Amma da yaptın. Çocuk teşekkür etti o kadar. Ya ben de inandım. Kız Tuğçe nefes atsın be. Paparazzi gibisin. Çabuk. Aslan oğlum be. Göster kendini hadi. Bakıyorsun be, benim oğlum o. Benim oğlum. Sormak zorundayım. İyi düşündünüz mü? Kararınız kesin mi? Ne davalar gördüm ben. İnanın vazgeçmek daha hayırlı oluyor bazen. Düşündük avukat bey. Medenice ayrılmaya karar verdik. Çok denedik. Bu evliliğin yürümeyeceğini biliyoruz artık. Ortak bir karar avukat bey. Karım Oya'nın söylediği gibi. O halde noterden vekaletlerinizi getirin. Davayı açalım. Haber var mı? Yok demek. Belki arar diye evden çıkmadım ama ses seda yok. Defterden sildi bizi. Ne demekmiş o? Olmaz öyle şey. Aa. Safiye doğru söylüyor enişte. Çık be sen de. Ya durma, hadi hadi. Son 20 saniye çocuklar. Göreyim sizi. Bir sayı öndeler. Dediklerimi unutmayın. Maç bitmeden hiçbir şey bitmez. 15 saniye kadar top çevirin. Hepiniz sonra pas yapın, tamam mı? Hadi. Tamam. Çok iyi. Hadi. Hop! 1 2 3 4. Hadi kalk hadi aslanım. Hadi çocuklar, hadi bakalım. Hadi 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 çabuk çabuk. Hadi. 1 2 3 4. Hadi. 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 Pas. Hadi. 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 Kaç yaşında? 21. Eğitimi ne? Lise. Evden ayrılma nedeni? Dayak, evden kovma, intihar girişimi. Şey, evde bir tartışma çıktı. O nedenle. Şimdi yaş 21 olunca iş değişiyor tabii. Bulsak da kolundan tutup eve getiremeyiz, biliyorsunuz. O değil komiser bey. Yani başına bir şey gelmişse haberimiz olur. Korkumuz o. Bir fotoğrafı var mı? Var. Buyurun. Kayıp işlemi yapacağız. Bir gelişme olursa haber veririz. Sağ olun.
Bizim sırık maçı kazandırdı takıma. Duydunuz mu Mahmut? Kimim vardı? Bravo çocuklar. Neyse. Boş verin, boş verin. Ne yapıyor ki şimdi? Geceyi nerede geçirecek? Nereye baba? Baştan yanlış yaptım. Antep'ten hiç çıkmasam daha iyiydi belki. Bilmiyorum. Bilemiyorum Bekir. Yapamadık. Başaramadık. Ben bir şeye inanmak istedim hep. Bir şeyin hasretini çektim. Çocuklarım benden iyi durumda olsunlar. Benden birkaç adım önde olsunlar istedim. Burada... Bu karmaşanın içinde uykularım kaçtı çoğu zaman. Bunaldığım zamanlar çok oldu. Kaçmak istediğim tek yer vardı. Bir tek şeyi arardım. Hep eve geleyim, içimi açayım isterdim. Antep'i özlerdim. Sanki huzur da güzellikler de oradaydı. Antep'te onu gördüm. İnsanlar daha mutlu. Daha kaygısızlar. Ne bileyim, arada öyle bir fark var ki... Şimdi daha iyi anlıyorum Bekir. Antep'te olsak, Bilge de bu kadar asi olmazdı. Ben de, Nurten de çocuklarımızla daha yakın olurduk sanki. Yeter be, dur 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 dur. Allah seni kahretsin. Bu şehir... Kurşunu gökyüzünün altındaki canavar. Yani bu İstanbul. Ezmek istiyor insanı. Ne kadar dirensen o daha güçlü. Yapamıyorsun. Suç İstanbul'da mı abi? Belki öyle. Değil aslında. Suçlu aramak lazımsa suçlu benim. Ayak uydurmayı beceremedim. Kendi dünyamıza kapanırsak zarar görmeyi sandım. Ailemi, çocuklarımı korurum sandım. Etrafıma bakmaktan korktum. Her şey hızla değişiyor Bekir. Açıkçası kabullenmekten korktum. Mesela Bilge'nin arkadaşları. Aileleri ev tutup yerleştirmiş. Çocuklarına güvenmişler. Muhakkak onların da bir bildikleri var. Onlar haklı belki. Ama ben beceremedim. Anlamaktan da, anlatamamaktan da korktum. Belki ben hayatın kendisinden korkuyorum. Bütün sorunların nedeni benim aslında. Kalkalım Bekir. Siz de geç kalmayın çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Boş odanız var mıydı acaba? Evet var. Peki ne kadar? Bir gecelik. $30. Yani 7.200.000 lira. Yok... Teşekkür ederim. Bu biraz fazla bana. Kusura bakmayın. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ulan amma bize be. Ne? Ne diyelim? Öyle bir kız ki birader. Aileyi bile silip atabiliyor yani. Bu zamanda bulamazsın böylesini. Demir gibi demir. Anlatabildim mi ha? Hadi canım sen de. Evi terk etti diye methetme bile. Ne sandın? Sende var mı oğlum o kadar yürek ha?
Bırak ya. Aşk seni kör etti, kör. Saksıyı çalıştır biraz. Ne alakası var oğlum? Asıl şimdi gözüm açıldı ya. Aileyi attı bir kenara. Bu ne demek? Ot geldin, ot gideceksin ya. Düşün bir oğlum. Biricik aşkım şimdi yapayalnız oğlum. Ailesinden istemeye de gerek yok şimdi, anlatabildim mi ha? Şu anda neye ihtiyacı var? Sevgisiyle ısıtacak birine. O kim? Sabahattin Bahtı Kara. Yani ben. Tam zamanında sahneye ben çıkmalıyım. Gözleri buğulu, dudakları titreyerek kollarıma atılmalı. İşte buradayım. Burada ve şimdi. Her zaman ve her yerde. Seni arayan beyaz atlı prensin. Sabahattin'in geldi prensesim. Anlaşıldı. Engel tanımıyoruz. Peki aile ne diyecek bu işe? Bir maraz çıkmasın. Vız gelir ailesi, mahallesi, sülalesi, silsilesi. Bilge sildiyse defterden, gerekirse ben bile silerim hepsini be. Aşkım nasıl isterse fitim. Gerisini itele gitsin. Gel bakalım, biraz da buraya takılalım. Hayır anne, şimdi evi terk etmenin bir anlamı yok. Metin anlayışla karşıladı. Dava tarihi belli olsun. Hala evim burası anne. Niye diye bırakayım ki? Yatağımı salona taşıdım. Tabii evi terk etti dedirtmem. Hı. Metin'in takıntısı belli. Başka bir adam için gitti diyecek. Yok canım. Öyle bir şey yok anne. Tayfun'la bir çay içtik, hepsi o kadar. Bunu duyunca kıyamet koptu işte. Şimdi evi terk edersen bunu kullanır. Kabak benim başıma patlar. Bekleyeceğim. Uzun süreceğini sanmıyorum. Buyurun, hoş geldiniz. İyi geceler. Boş odanız var mı? Odadan bol bir şey yok. Fiyatı nedir? 1 milyon. Tutuyorum. Ücreti peşin alıyoruz. Tamam. Kamil! O kazma gelirse ben otelde yokum ha, tamam mı? Tamam. Buyurun. İkinci kat sağdan 5. kat. Teşekkür ederim. Şimdi bilmiyorum. Hadi yat uyu. Allah rahatlık versin Safiye abla. Sana da canım. Kimsiniz? Açar mısın? Hadi ama. Kimsiniz? At şunu benek. Konuşuruz bebek. Biz de yalnızız. Aç şu kapıyı. Nazlanma ya. Açmayacak galiba, gidelim. Neyse bu ilk gece. Yarın akşam hallederiz. Yönetmek istiyorum. Buradayım. Çünkü yapayalnız da olsa ayakta kalacağım.
Göstereceğim bunu herkese.